Bugün sizlere kedi ve köpeklerde kusmanın nedenleri hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle kusmanın tanımını yaparak başlarsak, kusma, mide içeriğinin güçlü kontraksiyonlarla dışarıya çıkarılmasıdır. Burada çıkarılan içeriğin rengi, miktarı ve ne olduğu kusmanın nedenleri hakkında küçük de olsa bilgi vermektedir. Kusma pek çok farklı sebepten dolayı görülebilmektedir. Basit bir gıda intoleransından da görülebilmektedir. Çeşitli organ yetmezliklerinden de görülebilmektedir. Bunun anlaşılabilmesi için kusmanın nedenlerinin iyi bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Bunun için hastanın yaşı, en son ne yediği, yedikten kaç dakika sonra kustuğu, aşılarının durumu, yabancı cisim kemirme alışkanlığının olup olmadığı sorulur. Bu bilgiler ışığında gerekirse kan tahlilleri, ultrasonografik ve radyografik muayeneler yapılabilir. Haydi şimdi kusmanın nedenlerine teker teker başlayalım. Yeni doğanlardaki kusmalar mide çıkışındaki daralmadan dolayı ileri gelmektedir. Mide çıkışındaki kasyal yapı alınan gıda miktarına göre daralır veya genişler. Yeni doğan yavrularda bu kasyal yapı tam olarak gelişmediği için fonksiyonlarını sağlayamaz. Ve fazla miktarda gıda alındığı zaman bu kusmalara neden olur. Mideyi bir balon olarak düşünürsek mide çıkışı da balonun ucu olur. Balonu suyla doldurduğumuzda yani gıdanın alındığını varsayarsak midenin çıkışında bir genişleme görülmektedir. Anatomik yapısından dolayı bir genişleme olması gerekmektedir. Yeni doğan yavrularda bu yapı gelişmediği için genişleme olmaz ve yukarıya doğru basınç olur. Bu da kusmalara sebep olur. Bu durumun önüne geçebilmek için az miktarda gıdayla sık sık besleme mide çıkışını zorlamayacak ve kusmalar da görülmeyecektir. Kedi veya köpeğiniz annesinden ayrıldıktan sonra aşıları düzenli olarak tamamlanmamış ise çeşitli viral enfeksiyonlara yakalanabilirler. Bu viral enfeksiyonlar sonucunda da kusmalar görülebilir. Köpeklerde en sık görülenleri gençlik hastalığı diye tabir ettiğimiz distemper, diğeri ise kanlı ishal diye tabir ettiğimiz parvoviral enteritistir. Kedilerde ise bu durum FIV, FLV, FIP, ferinpanyokopeni gibi hastalıklar kusmalara neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek için bu viral hastalıkların tedavisine ayrıca devam etmelidir. Midede yabancı cisim olması durumunda da kusmalar görülebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu dışkı çıkışının olup olmadığını gözlemlesidir. Çünkü yabancı cisim olgularında dışkı çıkışı gözlenmiyorsa mutlaka bir tıkanıklık vardır ve bunun önüne acilen geçilmesi gerekmektedir. Bunun anlaşılabilmesi için çeşitli radyografik ve ultrasonografik muayenelerin yapılması tıkanıklığın olup olmadığı konusunda size bilgi verecektir. Ayrıca midedeki çeşitli bakteriyel enfeksiyonlardan dolayı da kusmalar görülebilmektedir. Dördüncü nedene geldiğimizde ise gıda kökenli yanlış beslenme yapılması. Ani yapılan mama değişikliği, bozuk gıdaların verilmesi, düşük kaliteli besin değeri olmayan mamaların kullanılması, çiğ et veya kemikli et verilmesi, yoğun yağlı ve baharatlı gıdaların verilmesi de kusmalara sebep olmaktadır. Beşinci madde ise parazitler enfestasyonlardan dolayı olmaktadır. Yoğun parazitler enfestasyonlar sonucunda da kusmalar görülebilmektedir. Bunun için parazitler uygulamaların düzenli bir şekilde takip edilmesi ve aksatılmaması rica olunur. Başka bir neden ise kedilerde tüy yumaklarıdır. Özellikle uzun tüylü kedilerde gördüğümüz tüy yumakları kusmalara sebep olur. Bu kusmalarda tüy yumakları ve tüyler görülmektedir. Bunun önüne geçebilmek için kedileri düzenli olarak taramalıyız ve de bu tüylerin midede birikmesini engelleyen, dışkıyla birlikte atılmasını sağlayan kedi maltlarını düzenli olarak kullanmanız bu tür problemlerin oluşmasının önüne geçecektir. Son olarak çeşitli zehirlenmeler, mide dövmesi olguları, aç karnın aşırı ilaç tüketimi, stres faktörü, karaciğer böbrek bozuklukları kusmalara sebep olmaktadır. Kusmanın altında yatan sebep bulunduktan sonra kusmanın tedavisine vakit kaybetmeden başlanmalıdır. Çünkü kusma ile birlikte yüksek miktarda sıvı ve elektrolit kaybı gözlenebilir. Bunun dışında mide öz suyu artar, bu da karın ağrısı ve iştahsızlığa sebep olur. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra midenin daha fazla hasar görmesini engellemek, kaybolan sıvı ve elektrolit kaybını yerine getirmek için çeşitli serumlar, mide koruyucuları, kusma kesiciler, antibiyotikler hekimin tercihine göre yapılabilir. Tedavide veteriner hekimin gerekli gördüğü durumlarda 8-12 saat hastanın midesini dinlendirmesi için gıda verilmez. Sonrasında mide bağırsak sistemini yormayacak, düşük yağ oranında yüksek sindirilebilirlikte
kuru mamalar veya konserve mamalar verilebilir. Eğer bu mamalara ulaşamıyorsanız patates haşlaması, yağsız yoğurt, yağsız tavuk göğsü de verebilirsiniz. Tabi bunları verirken mideyi fazla yormayacak şekilde azar azar sık sık besleyerek vermeniz doğru olacaktır. Bunun altında yatan sebepleri kısaca açıklamaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olup videoyu beğenip daha çok kişinin ulaşması için paylaşmayı unutmayınız. Bu videoda bana yardımcı olan bu küçük minnakla birlikte size hoşça kal deriz, sevgiyle kalınız.